Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 427.sini gerçekleştireceğiz. Bakara suresine devam ediyoruz. Bundan evvelki programda işlemiş olduğumuz ayetler Haç'la ilgili ayetlerdi ve o ayetlerdeki ana başlıkları size takdim edeyim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz o paragrafa. Herkesin bir hedefi ve stratejisi vardır. Ve herkes de onu gerçekleştirmeye gayret eder. Hayırda yarışanları Allah bir araya getirir. Nerede olunursa olunsun, hedef Mescid-i Haram yönü olmalıdır. Kıble insanları güçlü kılar, tüm insanların aydınlanmasına vesile olur, insanlara zafer ve kurtuluş sağlar. Mescid-i Haram yönünün ne olduğu, Mescid-i Haram'ın işlevi, Allah kendisini ananları anar, zikrin ve şükrün öz anlamları, hac ve umre sözcüklerin anlamları, bunları işlemiştik. Şimdi 196. ayetten bir bölümü size takdim ederek buradaki sözcüklerin açılımını da vereceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi 196. ayette şöyle başlamıştı. Buna rağmen eğer alıkonursanız o zaman hediyeden kolayınıza gelen şey, bununla beraber bu hediye yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden hasta olana veya başından ona, yani tıraşa bir rahatsızlığı bulunana oruç veya sadaka yahut da ibadetten bir fidye. Artık emin olduğunuz zaman da her kim umrede, haçta kazanç sağladıysa artık hediyeden kolayına geleni. Fakat kim bulamazsa artık 3 gün haçta, 7 de döndüğünüzde oruç tutması. Bu tam onudur. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayanlar içindir ifadelerini okumuştuk. Şimdi bu ifadelerden şöyle şey yapıyoruz. Haçta iken haç gerçekleştirilecek orada. Onların ne yapması gerektiği açıklanıyor. Haçta neler yapılacak? Buna göre haccın ikinci aşamasına katılmayanlardan ailesi Mescid-i Haram'da bulunmayanlar, yani taşradan gelenler, kendileri oraya gidemeseler de, bakın oraya gidemeseler de haccın ikinci kısmına hediye yollamak ve sivilleşmemek durumundadırlar. Ayrıca haccın ilk aşaması sırasında Mekke'de kazan sağlamış olanlar da bu hediye yollamak zorundadırlar. Şimdi burada hediye, biz Türkçe hediye diyoruz. Yani D ile Y böyle iki sessiz harf bir araya geldiği zaman hediye. Arapça telaffuzu var da Türkçe'de bunlar pek kullanılmaz. Biz hediye deyip geçiyoruz. Bu hediye nedir diyecek olursak, öz olarak anlatacağım size. Hediye, hacıların, yani hac için toplanmış olan kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak için Kabe'ye sevk edilen, hediye olarak gönderilen canlı hayvan demek. Hediye konusunun detayı Haç suresinde, ki orada 30 ile 38'de gelecek. Şimdi burada şöyle bir şey söyledik, canlı hayvan dedik. Bunu ileride Maide suresinde de gelecek bu. Galait, yani gerdanlıklı, işaretli hayvanlar demek bu. Hediye öyle yapılır. Haç yapan, yani oradaki eğitime katılan kişilerin oradaki iaşeleri mutlaka diğer Müslümanlar tarafından karşılanmalı ve bunlar çeşitli Müslümanlar tarafından oraya işaretlenerek gönderilmeli. Şimdi cahili Araplarda da haç döneminde o hani eşkıya, soyguncu dediğimiz kişiler, onlar bile işaretlenmiş Kabe'ye giden hayvanlara dokunmazlardı. Onlara göre bir saygınlık şeyi kesinlikle
onlara dokunulmazlardı. İşte buradaki konu edilen de hediyeden maksat bu. Fakat neden canlı hayvan noktasına gelecek olursa, bundan 1500 sene evvele gideceğiz. O kadar toplanmış bir gruba, öğrenciye diyelim, öğretmene diyelim, orada bir hayli grup var. Bunlara yiyecek olarak Arap coğrafyasında, o şartlarda, o günde ne götürülebilir, ne yaptırılabilir? En güzeli canlı hayvandır. Çünkü şimdiki gibi soğutucular yok, buzdolapları yok vesaire, soğuk hava depoları yok. Başka gıdaları orada saklamak mümkün olmadığından en güzel gıda, onlara yapılacak şey gıda olarak, rızık olarak, yiyecek olarak canlı hayvandır. Da ondan. Yani bugünkü şartlarda illaki canlı hayvan olması şart değil. Bunun yerine kuru gıdalar, soğuk hava depolarında saklanabilecek türden şeylerin olmasında da kesinlikle herhangi bir sakınca söz konusu olmaz. Evet, hani oraya hacıları, dinli, dinsiz, mümin, müşrik, insanların hepsi davet edilecekti ya, işte oradaki toplananların rızıkları da, yiyecekleri de böyle müminler tarafından tedarik edilmeli. Şimdi aynı bu neye benzer? Üniversitedeki okuyan öğrencilerin yemesinin, içmesinin okulca karşılanmasına benzemektedir. Onu burada söyleyeyim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu ayetlerde yine haçla ilgili şeylerde haç bilinen aylardır ifadesi kullanıldı. Haç bilinen aylar. Şimdi bilinen aylar ifadesi şöyle söyleyeyim. Geçmişte cahiliye Araplarda, İslam'dan önce de hani onlar yozlaşmış tarzda İbrahim peygamberden sonra bir haç uyguluyorlardı ya. Onlar Şevval, Zilkade, Zilhicce ve Zilkade ve Zilhicce aylarında bunu yapıyorlardı. Veyahut da bunu hani Zilhicce'nin ilk 10 gününe şey yapıyorlardı ki şimdi yine yozlaşmış orada bu şekilde ifade edilir. Şimdi böyle anlaşıldı. Genelde geçmişteki şey böyle kabul edile geldi. Hadisatında buradaki bilinen aylar dediği zaman Cenab-ı Hak bunları bilinen aylar ifadesini nekre getirdi. Yani bu eski sizin Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları demedi. Onları da kastetmedi. Burada bize daha önce hani biliyorsunuz daha önce haccın belirli aylarda ve dokunulmaz aylar oluşturarak yapılması, bunun da en az 3 ay olması lazım geldiğini ayetten ifade ettiydik. Şimdi yine Müslümanlar burada en azı 3 ay olmak üzere 4 ay, 5 ay tarzında da bunlar şey yapılabilir. Bu ayları kendileri belirleyecekler ve herkese bildirecekler. Evet, bu Haç suresinin 26-29. Ayetinde Allah İbrahim peygambere bu beyti yaptırıp bu okulu açtırdığı zaman ve o zamanlar Allah bu Haç 26-29'da sen tüm insanlara ünle, seslen, duyur, ilan et. Şu zamanda haç yapılacaktır de aylarını bildir, günlerini bildir, koşsunlar gelsinler. Uzaktan yakından hatta ta uzaktan develerini yorarak bile sana gelsinler demişti. Sana gelsinler. Yani hacca giden adam oraya Kabe'ye, Mekke'ye gitmez. Oradaki haç emirine gider. Bu ayette de Allah sana gelsinler diyordu. Haç 26-29'da. Orada bunu daha uzun şey yapacağız. Yani hacca giden insanlar, oraya onu kastetmiş, o eğitimi almak isteyenler, oradaki haç emirine gidecekler. Bu şu demek, daha net anlatayım. Müminler toplanacaklar, aralarında bir konsey kuracaklar. Bu konsey, haç konseyi, dünyaya diyecek ki işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında haç yapılacak veyahut da Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de haç yapılacak diye dünyaya duyuracak. Buna hazırlık yapanlar, bunun için gidecek olanlar varacaklar.
oradaki hac emirine biz hac için geldik diye ona teslim olacaklar ve ondan sonra hac komitesinin hazırlamış olduğu program çerçevesinde orada eğitim, öğretim yürütülecek. İşte bilinen aylar ifadesiyle sizin belirleyeceğiniz aylar demek. Yani eski Arapların Şevval, Zilkade, Zilhicce'si demek değil. Onu burada belirteyim, tekrar edeyim. Müminler bir hac komitesi kuracak. Bütün Müslüman ülkelerden belirli kişiler buraya üye olacak. Onlar kararlaştıracaklar. Senenin, o günkü şartların, şartlara göre aylarını belirleyecek, dünyaya ilan edecek. Dünyadan da katılımcıların hepsi gelecek. Bu komiteye teslim olacak. O komitenin yapmış olduğu program çerçevesinde de eğitim alacak. Hac bu. Şimdi ayette, yine bu konu ettiğimiz pasajdaki ayetlerde bir de Arafat ve Meşr-ül Haram sözcükleri vardı. Arafat şimdi bildiğiniz gibi Mina'nın kenarında bir dağın adı. Yani orada Arafat Dağı var. Arafat vakfe yaparlar ya. Orada bir dağın adı. Orada bir taş sütun var. Goya orayı Allah hani Adem'le Havva'yı cennetten kovduktan sonra orada buluşmuşlar falan filan hani gibicesine onların buluştuğu yer olarak falan anlatılır. Bunlar masal. Arafat sözcüğü şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili klasik kaynaklarda da güzel açıklamalar var. Afaki, hayali, uydurulmuş şeyler de var. Bunların şeyi, bu Arafat'ın anlamı, yani bu teknik olarak şeye baktığımız zaman kurallara da pek uymayan bir sözcüktür bu. Hangi sözcüğün çoğulu olduğu noktasında tam bir böyle tam teknik olarak da bir uyumu yoktur Arafat sözcüğünün ama bu kullanılır. Bunun anlamı şudur, ben şöyle söyleyeyim tespitlerimize göre. Kur'an'da bazı şeyler vardır. Mesela şimdi daha önceki hani Mekki surelerin başında ha, mim, ta, sin, mim falan gibi ifadeler vardı. Bunlar hani birkaç tane olunca ha, mimler falan şimdi bun çoğullaştırılır. Bu ne denir? Yani hava mim denir. Ta, sin, mimlere de tahsinler anlamında tavasin gibi bunlar kalıplaştırılır. Bu sözcük de Arafat sözcüğü de şimdi araftu, araftu, arefte gibi bildim, bildiniz, bildin mi gibi arefe sözcüklerinin çoğullaştırılmasıdır. Yani bildin mi, bildim, bildik, bilecek misin gibi eğitim, öğretimdeki kullanılan sözcükler var ya, onların çoğullaştırılmasıdır. Ve böylece bunlar öğrenip öğrenmenin eğitim, öğretimdeki sözcük, ana sözcüklerinde çoğuludur. Burada da mecazi mürselle burada şöyle diyeceğiz buraya da, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu yerler, eğitim, öğretim merkezi demek. Yani Arafat dediğimiz zaman burada öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu yerler, eğitim, öğretim merkezleri. Şimdi bu demek oluyor ki, onu da belirteyim, burada çoğul olduğuna göre, bu arefelerin çoğulu olduğuna göre, oraya giden öğrenciler tek bir sınıfta veyahut da tek bir binada değil, orada yaygın bir şekilde değişik okullarda, değişik binalarda, değişik çadırlarda neyse, orada eğitimlerini yapacaklar. Evet, Arafat'tan geldiğiniz zaman ifadesi de işte o okullardan toplandığınız zaman anlamındadır. Tekrar ediyorum, Arafat orada yani hacca toplanılan yerdeki kurulan okulların yerleri demektir, okullar demektir. Tek bir okul değil, tek merkezden ders yapmayacak. Hani A dersi, B dersi, C dersi verirken, hocalar değişik yerlerde ders verirken, o değişik okulların bulunduğu yerler Arafat denir. O okulların dağıtılmış olduğu alan, öyle söyleyeyim. Şimdi ayette bir de Meş'ari Haram sözcüğü vardır. Meş'ari Haram ifadesi bir nevi
özel isim de geldi. Bak Arafat Nekre, yani şurası bu nokta falan demedi ya. Orada bunun şeyi de dokunulmaz, bilgilenilen, bilinçlenilen yer demek. Şimdi burada yine öyle söyleyeyim. O Arafat'ta yani okullardan sonraki, şimdi biz bunu hani Müzdelife diye de ifade ediliyor. Bu da yine bir yalan yanlışla Adem'le Havva'nın birbirine yaklaştığı yer anlamında Müzdelife, hani o Müzdelife sözlüğünde yakınlaşma, yakınlaşılan yer anlamında da oradan böyle bir şeye gidilmiş. Öyle değil burada. Arafat'ta bilgilendikten sonra, herkes bilgisini aldıktan sonra toplu grup, yani 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane sınıf veyahut da okul vardı ya, onların toplandığı merkez, o merkezde ise, bakın şimdi, o merkezde ise buraya meş'ari haram denir. Burası bilinçlenme merkezi demek. Meş'ar, şuurdan gelir. Bilinçlenme demek. Bilinç merkezi. Orada alınan bilgiler bilince dönüşecek. Evet, alınmış bilgiler bilince dönüşecek toplu halde. Evet, şimdi burada ne yapılacak dediğimiz zaman Allah onu da bize burada bildiriyor. Orada da zikir yapılacak. Allah zikredilecek. Bakın Allah zikredilecek. Zikiri daha önce anlattım. Bundan evvelki sohbette anlattıydım. Zikir, bir şeyi düşünmek, düşündüğü şeyi yapmak için de hazırlığı yapmak demekti. Burada da bütün Müslümanlar orada bilinçlenme merkezinde Allah'ı anacaklar. Bunun anlamı ne? Allah'ı düşünecekler. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu görevleri yapmaya hazırlanacaklar, hazır olacaklar. Yani eğitim bitecek, herkes kurmay üniformasını takacak ve arkadan, oradan da bir ifade daha vardı ayette, sonra o insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlama isteyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 199'da bu vardı. Artık görev bitmiştir. Herkes memleketine dönecek. Orada almış olduğu bilinçle İbrahim'i eğitime başlayacak. Yani buradan Ali, Veli, Hasan, Hüseyin olarak giden kişilerin hepsi oradan birer İbrahim olarak dönecekler. İbrahim'i bilinçle tevhid mücadelesi verecek, yiğitlikte, bilgide ve bilinçte olarak oraya gidecekler. Ha, orada ne var? Bir de Haç Komitesi'nin orada bir şeyi var. Bir de bir ultimatum var, bir bildiri var. Ona da ne diyoruz? Oradan bir sonuç bildirgesi. Haç bittikten sonra, yani bu hani Müzdelife veyahut da Meşari Haram'la bilinçlenme şeyler sağlandıktan sonra orada bir bildiri yayınlayacaklar. Şimdi her toplantıdan sonra, şimdi uluslararası toplantıda falan ülkeler arası şey yaptıktan sonradan da bir sonuç bildirgesi yayınlanır ya. Müminler de sonuç bildirgesini yayınlayacaklar. Belki de dünyadaki yayınlanmış olan ilk sonuç bildirgesi de İslam'daki bu sonuç bildirgesidir. Ama onu da anlatacağım şimdi. O da mecrasından çıkarıldı. Evet, şimdi bu sonuç bildirgesi şöyle söyleyeyim. Bilindiğimiz gibi şöyle bir şey yapalım. Bunun bir somutunu size örnekleyeyim. Bu nedir? Resulullah Hicri 10. sene biliyorsunuz hacca gitti, hac yaptı. Ve ondan sonra da ve buna hani Hacc-ı Ekber diye de ad verildi. Hacc-ı Ekber denilmenin sebebi en büyük hac demek. Bizzat en büyük öğretmenin, peygamberin katılımı olduğu için Hacc-ı Ekber dendi. Yok efendim Cuma ile bayram bir araya geldi de ondan oldu falan filan, öyle değil. Hacc-ı Ekber olması, dediğim gibi İslam peygamberi, İslam'ı öğreten en büyük öğretmen orada bulunduğu için orası Hacc-ı Ekber oldu. Hacc-ı Ekber oldu. Ve rivayetlere göre söylenti, şimdi hani böyle birebir sayma etme falan filan diye şey var ya, 114 bin kişinin orada olduğu
Rivayetlerde var. Evet. Bazı farklılıkları olsa da orada var. Peki, burada bakın, burada ne oldu diyecek olursak, burada işte bu Hacc-ı Ekber'de beyanname olarak Tevbe suresinin ilk 29 ayeti indi ve o 29 ayet insanlığa ultimatum, beyanname olarak açıklandı, okundu. Yani Hacc-ı Ekber günü yapılan oradaki hutbe, tarihi şeylerde milletin elindeki rivayet kitaplarındaki veda hutbesi diye anlatılanlar değil. Tevbe suresinin ilk 29 ayetidir. Ve orada bir ila iki de Allah'tan ve elçisinden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ultimatum, kesin bir uyarı diye başlar ve 29 ayet devam eder. Tevbe suresinin 29. ayetini, ilk 29 ayetini ellerinize birer meal alın, oradan okuyun. İşte Müslümanların yapmış olduğu ilk haccı düşünün, oradaki eğitimi, öğretimi düşünün. Ondan sonra da bu hutbeyi, Resulullah'ın ultimatumunu bizatihi Kur'an ayetleriyle yapıldığını düşünün. Evet, hac emiri, bakın hac emiri, hani dedik ya bir komite kurulacak, herkes ona gidecek, onun yaptığı programlar çerçevesinde orada eğitim öğretim sürecek, sonra Meşar-ı Haram'da bilinçletme süreci yaşanacak, sonradan da dünyaya bir ultimatum verilecek. Evet, normali bu. Şimdi de Müslümanlar oraya giderse, İslam'daki gibi haccı yaparsa, orada da günün koşullarına göre, bakın, günün koşullarına göre de dünyaya bir evrensel beyanname yaparlar, bir hutbe okurlar, bir ultimatum verirler. Mesela bu sene derler ki Filistin sorunuyla ilgili bir hutbe olur, ultimatum olur, çözülür. Bilmem neredeki memleketlerdeki bilmem fakirlikle, fukaralıkla, bilmem yoksullukla ilgili olabilir. Çevreyle ilgili olabilir. Yani bu tip şeyler hep yapılabilir şartlara göre. Oradaki günün şeyine göre günceli alırlar. Onu orada dünyaya deklare edebilirler. Basma kalıp bir şey olmaz. Bir, hani. Şimdi zaten şimdi gidenler orada görürler ki yani herhangi bir haç emiri veyahut da orada bir okunan hutbe, mutbe falan filan değil. Onlar hikaye. Şimdi tarihte değişik rivayetlerden burada peygamberin orada şöyle bir hutbe okudu diye, veda hutbesi diye bir metin vardır. Bunu tablolar halinde hani süslemişler, püslemişler değişik yazı stilleriyle, Müslümanların çoğunun da evinde var. Tarihçiler derler ki böyle bir hutbeyi Resulullah okumadı. Öyle bir hutbe yok. O ifadelerin çoğu Resulullah'ın değişik sohbetlerindeki yapmış olduğu ifadelerdir. Buna katılırım. Ama bu veda hutbesi denilen metnin içerisinde de bizatihi Kur'an'la tersleşen, Kur'an'a zıt, Allah'ın ayetleriyle çelişen çok ifadeler vardır. Müslümanlar gözünü açsın. Şimdi bakın böyle, oradan bir bölümü size şey yapayım. İki bölüm noktasından şey yapacağım. Birisinde o hutbede okuyun. Orada herkesin evine var veyahut da bulabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, onu da belirteyim burada. Da öyle. Mesela bu hutbe 114 bin kişi dinlemiş diyeceğiz haç vedalı. Bu hadis kitaplarında yok. Yani böyle peygamber bu hutbe verdiği değil. Yani birisi rivayet kitaplarında, kütüb-ü sitte'de olsun, diğerlerinde olsun, tek başına peygamber dağ başında birisiyle giderken şöyle dedi diye bir rivayet var. 114 bin kişinin dinlediği hutbede böyle bir hadis, böyle bir hutbe yok. Onu şey yapıyor. Yok. Ne duyan olmuş, ne gören olmuş. Ama bu hutbedeki ifadeler Resulullah'ın değişik sohbetlerindeki ifadeler. Normal İslami yaşamaya yönelik yerler var. Ama bazı yerler vardı ki Kur'an'la ters. Kur'an'la çelişir. Bakın şimdi. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim.
Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile şerefini korumaları ve evlerinizin sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye açmamaları, çiğnetmemeleridir. Eğer onlar razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırsa, onları hafif bir şekilde dövebilir, azarlayabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, örfe göre her türlü giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size bir emanet bırakıyorum. Siz ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Evet, şimdi burada kadınların gördüğünüz gibi insandan sayılmadığı, bir nesne gibi bir emanet olarak erkeklere teslim edildiğini ve kadınları da erkeklerin dövebileceğine dair ifadeler var. Bunların hepsi emanet, kadının emanetliği de İslam'a aykırıdır. Erkeklerin kadınlarını dövebilmesi de İslam'a aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır. Ama Resulullah'ın dilinden Arap örfü buraya sokulmuştur. Arap gelenekleri buraya sokulmuştur. Bilginiz olsun. Yine bir şey daha var. Burada size şöyle bir şey var, hani ey müminler, size bir emanet bırakıyorum ki siz ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır demiş. Şimdi bunu demiş mi dememiş mi? Rivayet kitaplarına bakacak olursanız bir bölümde Allah'ın kitabı Kur'an'ı bıraktım diyor. Bir bölümde Allah'ın kitabı Kur'an'la birlikte sünnetimi bıraktım diyor. Bir bölümünde de Allah'ın kitabıyla birlikte size ehli beytimi bıraktım diyor. Peygamber bunun hangisini dedi? Ama bunlar veda hutbesinde bu hani farklı versiyonların hepsini göreceksiniz. Dese sadece Allah'ın kitabı Kur'an'ı bıraktım diyebilir ama çoğu şeyde de böyle değil yani. İkilisi var, üçlüsü var. Bunun ötesinde bak yine burada vurgu yapıyorum. Burada. Ey insanlar, yine o hutbeden, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. Çünkü kimin döşeğinde doğmuş, çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Evet, şimdi burada da yine aynı şekilde Allah herkesin hakkını sahibine vermiştir. Vasiyet, varise vasiyet yoktur şeyini kullanmış. Halbuki İslam hukukunda ve diğer hukuklarda hiçbir hukukta miras taksimi vasiyetsiz adalet sağlanmaz. Mümkün değildir. Ve miras ayetlerinin hepsinde de miras taksiminin hepsinde de vasiyet söz konusudur. Evet, vasiyet söz konusudur. Müminlerin mallarının, terekenin taksimi vasiyetlerinden ve borçlarının ödenmesinden sonra olacaktır. Ve yine aynı şekilde akrabaya, bak şimdi burada akrabaya vasiyet yok, varise vasiyet yok dedi ama bakın şimdi ben dedim ki Kur'an'a aykırı şeyler var. Ben şimdi size Bakara 180'i okuyayım, gelecek orada da söz ederim. Bakın sizden birinize ölüm hazır olduğu vakit her bir hayır mal bıraktıysa Allah'ın korumasına girmiş kişiler üzerine bir hak olarak babası, anası ve en yakın akrabası için örfe uygun herkese kabul gören bir şekilde vasiyet etmek zorunlu bir görev kılındı. Bunu Allah diyor. Peygamber de akrabaya varise vasiyet yok diyor. Gördünüz mü? Müslümanlar da o veda hutbesi diye onu şey yapar. Yine Bakara 240'ta ve sizden eşler bırakarak ölecek olanlar eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Artık onlar çıkarlarsa örfe uygun, herkese kabul gören bir şekil ve kendilerinin yaptıklarına sizin için bir vebal yoktur. Evet, burada da görüyoruz ki vasiyet şarttır. Ama dediğim gibi peygamber öyle dediydi, böyle dediydi diye veda hutbesinde şey yaparak peygamberin söylediği iddia edilen yalan sözler Allah'ın ayetlerini bastırıp hükümsüz kılmıştır. Takdir size ait. Evet, okuduğumuz ayetlerde yani haç konusuyla ilgili şeyler de
Bir de şey vardı, hani bir de saçların tıraş edilmemesi noktasıyla bir şey vardır. Şimdi bu ayetlerde şöyle baştan şöyle biraz size takdim edeyim şöyle. Artık her kim o aylarda haccı başlayıp kendisine farz ederse, hacca başlar bir şey yaparsa, artık haçla refes, kadına yaklaşmak, çirkin söz söylemek, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz de Allah onu bilir. Ve azık edinin, şüphesiz ki azıkların en hayırlısı takvadır. Ve ey düşünme yeteneği olanlar, bana takvalı davranın. Ve bununla beraber bu hediye yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden hasta olana veya başından tıraşa bir rahatsızlığı bulunana oruç veya sadaka yahut ibadetten bir fidye. Artık emin olduğunuz zamanda da her kim umrede, haçta, hacca kadar kazanç sağladıysa artık hediyeden kolayına geleneği. Fakat kim bu hüküm, her kim bulamazsa artık 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüzde oruç tutması. Bu tam ondur. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram'da hazır bulunmayanlar içindir. Allah'a takvalı davrananın ve şüphesiz Allah'ın cezasının çok şiddetli olduğunu bilin ifadelerinden, yani bu ayetlerdeki ifadelerden şöyle anlıyoruz. Haş yapan kimse, bakın şimdi, saçını tıraş etmeyecek. Refesten, sövme, sayma, çirkin şeylerden, cinsel ilişkiden uzak duracak. Küçük büyük suçtan, kavga, düşmanlık gibi davranışlardan uzak duracak ve avlanmayacaktır. Şimdi bu ayetteki bu ifadeler bize literatürde şöyle söyleyeyim. Kefene benzer, hani ihram giyme. İhram diye girdi bu. İhram haramlaştırma demek. Dikkat edecek olursanız şu. Buradaki sayılan şeylerin hepsi normal şartlarda, normal günlerde helal olan şeylerdir. İhramsa bir insanın buradaki ifadeyle kendisine hac süresince normal olarak helal olan şeyleri haramlaştırması demek. Mesela insan her zaman tıraş olabilir ama hac süresince tıraş olmamalı. Kendisine bunu yasaklayacak. Güzel kokular sürmek, renkli güzel elbiseler giymek vesaire, kavga, gürültü vesaire böyle. Yani orada ihram dediğimiz zaman, yani öğrenci elbisesi diyelim biz buna, bunu giyen insanlar bir nevi dünyadan alakasını kesmiş insanlardır. Biz İbrahimleştik, Allah'a gittik. Bundan sonra varımızı, yoğumuzu İbrahim'iz gibi Allah için yapacağız deyip dünyadaki makamını, mevkiini, doktordur, mühendistir, kaymakamdır, validir, başkan, cumhurbaşkanı neyse onları bir tarafa bırakmış, sade, bakın sade, zenginliği, fakirliği, makamı, mansıbı belli olmadan orada bir İbrahimlik öğrencisi olarak yapacak. Şimdi burada Allah diyor ki, bakın bunlar normalde dediğim gibi helal olan şeyler ama oraya vardığı zaman, bu öğrenciliğe girdiği zaman bunu kendisine o yasaklıyor. Şimdi samimiyetle şey yapıyor. Şimdi bunun detayları da, bu ihramdaki maddelerin detayları da inşallah ileride Maide suresinin 1 ila 2 ve 95-96. ayetlerinde gelecek. Şimdi burada bir de hani saçları tıraş etmeme olayı var. Saç tıraş etme şeyin insanın kişiliğini ön plana çıkarma, kendisine bakımıdır. Bu bir nevi şöyle söyleyeyim size. Bu nedir? Bunu daha önce kendi saçlarını tıraş eden insanlar bir nevi, bakın bir nevi askerken garnizondan askeri birlikten kaçmak gibidir. Ve böylece de ona kefaret olarak, yani bunun kapatılması ve bunun da iyi düşünerek ne yaptığını, yani yaptığı yanlışın farkına, bilincine vardırılması için bu hani oruç veyahut da diğer rükünler onlar için de öngörülmüştür. Yani tıraş eden kişi askerden kaçmış adam gibidir. Onu biz kefaret diyoruz, ceza değil ama bu kefaret örtme, bilgilenip bilinçlenme, ondan vazgeçirme şeyidir. Bu da onun ifadesidir. Şimdi yine aynı ayet grubundan devam ediyoruz. Bazı maddeleri daha göreceğiz buradan. Şimdi burada bir bölümünde de
insan tiplerine değiniyor Cenab-ı Hak. Şimdi Allah haç görevini yapan insanlarda insanların inanç ve yaşam tarzlarının değişeceğini ve artık İbrahimi bir gelişme olacağını bildirdikten sonra onu belirteyim. Şu ifadeleri şey yapıyordu. İşte insanlardan bazısı Rabbimiz bize dünyada ver diyen kimselerdir. Onun için ahirette de bir nasip yoktur. Yine onlardan Rabbimiz bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateşin azabının koru diyenler de vardır. İşte onlar kendileri için kazandıklarından bir nasip olanlardır ve Allah hesabı çok çabuk görendir buyurarak insanların iki tipine dikkat çekti burada. Şimdi buradaki şey ne? İki tip. Birisi tamamen dünyayı isteyen insanlardır. Allah diyor ki öyle, Rabbimiz bize dünyada ver diyen kimselerdir. Onun için ahirette bir nasip yoktur. Dünyada ister ona verir ama ahirette nasibi olmaz diyor Allah. Ama birisi de vardır ki hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler ister. Evet, şimdi iyilikler, güzellikler dediğim zaman dünyada ne ister böyle? Sıhhat ister, emniyet ister, yeterli rızık ister, iyi evlat ister, iyi eş ister ve düşmanlara karşı güç ister. Bir de böyleleri vardır. Cenab-ı Hak da diyor ki onlar hem dünyada hem ahirette mutlu edecek, kendilerini kurtaracak kişilerdir diyor. Şimdi yine bu ayetlerde de hani böyle hani bir menasikten bahsedildi. Onu daha önce şey yaptım. Menasik sözcüğü, hani nüsük sözcüğünden ibadetin özü, yani Allah'a yapılan ibadetlerin en temizi, riyasızı, kusursuzu, en samimisidir. Onu da burada belirteyim. Şimdi bir başka paragrafa geçiyoruz. Ayet 204'teyiz. Şimdi yukarıdaki ayetlerde iki insan tipinden bahsedilmişti. Burada da 204 ile 207 arasındaki ayetlerden de yine iki tip insan ortaya konulacak. Bu noktaya iyi dikkat edelim. İnsanlardan kimi de vardır ki onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar ve o düşmanlığı en yaman olandır. Kim bu? Münafıklar. Devam. O dönüp gitti mi veyahut da yetkilendi mi de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini, kültürü, kadınları ve nesli değişime yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın korumasına gir dendiği zamanda büyüklük, güç kendisini zaman kaybına neden olmaya, hayırdan ağır almaya, zarar vermeye, kusur oluşturmaya sürükler. İşte öylesine cehennem yeter, o ne kötü bir döşektir. Üç ayette münafık tipi özetledi Cenab-ı Hak. Ama bu şeyden sonra hani bir diğer ayette de mümin tipi de şey yapacak. Şimdi insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini satar. Yani Allah yolunda malını, mülkünü harcar, canını ortaya koyar ve Allah kullarına çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak bu üç ayette ilk şeyde münafık tipi anlatırken toplumda onları yani onlara karşı çok uyanık olunmasını istemekte. Şimdi şöyle bir şey var burada hani diyorum, onun basit yaşam hakkındaki görüşleri, konuşmaları, lafabeliği, güzel söz söylemeleriyle hep Allah'ı şahit tutar. Kuldan şahit getirmez. O dönüp gitti mi yani yetkilendi mi de ve ekini yani kültürü, doğayı mahvetmek için de her türlü şeyi yer. Yani amacı para, pul, mal, mülk olduğundan dolayı insanlığa ve doğaya her türlü zararı verir. Evet, ona takvalı davranın denildiği zamanda da izzet yani büyüklük güç kendisini günaha sürükler.
Yani hiçbir zaman için makamına, mevkiine güvendiğinden dolayı Allah'ın takvası altına girmez. İyi bir insan olmaz. Hep çıkarcı şeyini korur. Malına, mülküne vesaire güvenerek bunu şey yapar. Evet. Şimdi tarihi kaynaklarda bu ayetlerle ilgili bu ayet falan adama indiydi, filan ayete indiydi diye adres gösterseler de sebeb-i nüzul kitaplarında öyle bir şey yok. Bu ayetlerde münafık karakterize edilmiş. Bunlar da her zaman, her yerde mevcut tiplerdir. Onlara karşı tedbirli ve uyanık olunması lazımdır. Evet, şimdi şöyle, bir de burada hani Allah'ı şahit tutar diyor. Şimdi Allah'ı şahit tutmak, yani bu sahtekarların zaten hani Allah hemen karşısına geçip de şey yapmayacağına göre o saklayacak demektir ki bunları da, bunların bu tip şeyleri Münafık'ın suresi vardır. İleride gelecek. Onun 1 ila 5. ayetlerinde uzun uzun anlatılır. Mesela şöyle birden başlayayım. Münafıklar sana geldikleri zaman biz gerçekten tanıklık ederiz ki şüphesiz sen Allah'ın elçisisin dediler. Allah bilir ki şüphesiz sen onun elçisin. Ve Allah tanıklık eder ki şüphesiz münafıklar kesinlikle yalancıdır. Böyle yalan dolan her türlü fırıldağı çevirerek şey yapar. Şimdi burada bir de şey var. Hani burada yine hani dönüp gitti mi, yetkilendi mi de doğaya vesaire her türlü zararı verdiği, yeryüzünde fesat çıkardığı zaten surenin ilk girişindeki ayetlerde, yani Bakara suresinin 8 ile 15. ayetlerinde bunlar açıkça bildirilmişti. Yani bunlar ne diyeceğiz? Ve düşmanın, toplumdaki düşmanların en yaman olanı, en çetin olanı bu iki yüzlülerdir her zaman için. Müşrikle mücadele edersin ama münafıkla mücadele edemiyorsun. Evet, o her türlü şartta seni arkadan silsince vurabiliyor. Ona göre tedbirli olun diyor Cenab-ı Hak. Şimdi ikinci bir insan tipinden bahsetmişti tek ayetle. Orada ne demişti biliyorsunuz? Allah'ın rızasına ermek için kendini satan, yani Allah yolunda malını, mülkünü harcayan ve canını ortaya koyan kişiden de bahsetti Cenab-ı Hak. Yine burada da şöyle söyleyeyim, bu ayetle de ilgili geçmişte, yani bu olayı mecrasından çıkarmak için bu ayet falan adama indi, filan adama indi diye bir sürü adres gösterilmiş. Bunlara itibar etmiyoruz. Burada biz Kur'an'ımızdan şey yapacağız, bu profilde de, yani bu tip karakterde de her zaman, her yerde müminler vardır, olmuştur ve olacaktır. Kendini Allah'a satanlar her zaman olacaktır. Nedir böyle diyecek olursak? Şimdi Kur'an'ımıza baktığımız zaman Tevbe suresinin ileride gelecek inşallah 111-112. Ayetlerinde şüphesiz Allah tevbe eden, kulluk eden, övgüde bulunan, seyahat eden, Allah'ı birleyen, boyun eğip teslimiyet gösteren, herkese kabul eden, iyi şeyleri emreden, kötü olan her şeyden vazgeçiren, Allah'ın hududunu koruyan, inananlardan canlarını ve mallarını şüphesiz cenneti onlara vermek karşılığında satın almıştır. Evet, Allah'a satan müminler de bu tarzdaki, olgun müminler de canlarını Allah'a satmıştır. Ne mutlu. Yine aynı Saf suresinin 10 ila 14. ayetlerinde de ey iman etmiş kimseler size sizi can yakıcı bir cezadan kurtaracak kazançlı bir ticaret göstereyim mi? Ticaret, alışveriş. Ve orada Allah yolunda hani cihad etme, Allah yolunda salat-ı ikame etme, onun şeyleri de var. Yine aynı şekilde Mümtehine suresinin içerisinde de Allah karşılığında anadan, babadan, maldan, mülkten hani vazgeçildiğini ifade eder. Tevbe 24'te de aynı şeyleri görüyoruz. Onu da burada belirteyim. Evet. Şimdi 158. ayete geldik. Allah izin verirse bu da Safa ve Merve ile başlıyor bu ayet. Buradan sonrasını da önümüzdeki sohbette işleyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.